Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, videoyu çektim de arkadaşlar maalesef bilgisayarda bir sıkıntı oldu. Biraz zor atıyor videoyu. O yüzden ben de videomu arabanın içinde çekmek durumunda kaldım. Hemen dedim paylaşayım çünkü saatlerimiz 15-17 değil mi? 5.17 değil mi? 5.30'da mı ne? Yarışlar başlayacak. Notumu da almıştım. Hemen şöyle sizlerle paylaşayım sevgili dostlar. 9 koşulu bir programımız vardı. Evet, ben burada 5 nolu safkanımızı ilk ayakta ve de 8 nolu safkanımızı ben 2 safkan yeterli gördüm. Birinci altılık ayağımızın başlangıç ayında 8 ve 5 benim önceliğim olacaktır. Yani bunun son düzlükte bunların kapışmasını izleriz. Biri birinci, biri ikinci yarışı bitireceklerini tahmin ediyorum. Hatta ikili de deneyebiliriz 8-5 olarak sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuza geçelim. İkinci koşumuzda da ben sizlere önereceğim 2 safkan var. 4 ve 3 nolu safkanlar. Bu safkanlar da benim için yeterli olacak. Birinci altılık ayağımızın ikinci ayağına tekabül eden bu koşuda 4 ve 3 yeterli olacaktır. Hatta burada da ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Evet, üçüncü koşumuz notumu aldım, notlarımda paylaşıyorum. Üçüncü koşumuzda da 4 tane safkan önereceğim sizlere sevgili dostlar. Bu 4 safkanın ilk şanslı safkanın 4, ikinci atın 5, sonra 3 ve 1 nolu safkanları ayırmadan kuponumuza yer verelim. Çünkü elimde bülten olmadığı için sevgili dostlar isim olarak da zikredemiyorum. Özür diliyorum. Notumu aldığım için numarasını da veriyorum. 4, 5, 3 ve 1 nolu safkanlar. Üçüncü koşuda yer vereceğimiz safkanlar. Birinci altılık ayağımız sevgili dostlar 41 TL tutuyor. Hiç bankomuz yok. Eğer sizin tercih banko değerlendirirseniz 20 TL'ye düşüyor. Mesela risk alacaksanız ilk koşuda 5 nolu safkanımızdan çıkıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Ona da risk alıp kuponumuzu 20 TL'ye indirebilirsiniz. Evet, dördüncü koşumuzda yer vereceğim safkanlar. İlk önceliğim 6 nolu safkanımız olacak. Sonra 7, 10 ve 9 nolu safkanlar benim önceliğim olacak. Birinci altılık ayarımızın dördüncü ayına tekabül eden bu koşuda tekrar ediyorum 6, 7, 10 ve 4 nolu safkanlar olacak. Yani hem de ikinci altılık ayarımız dördüncü koşuda itibaren start alacak. Bunun da bilgisini verelim. Evet, beşinci koşumuza geçelim. Beşinci koşumuzda da 4 safkan kuponumuzda yer vermemiz doğru olacağını düşünüyorum. Onlar kimler? 7 başta olmak üzere 8, 3 ve 6 nolu safkanları ayırmadan kuponumuza yer verelim sevgili dostlar. Yeterli olacaktır. Yani bu 4 safkanın mücadelesi birinciliği belirleyeceğini düşünüyorum. Evet, 6. koşu birinci altılık ayarımızın son ayağı. Demin de bahsettiğim gibi teksiz geldik buraya kadar. Burada da 2 at önereceğim. Altılık ayarımızın son ayında, birinci altılık ayarımızın son ayında 1 ve 2 nolu safkanlar benim önceliğim olacaktır. Yeterli gibi görüyorum ben burada bu iki safkanı. Oynadığımda 41 TL gibi bir şablon çıkıyor sevgili dostlar önümüze. Dediğim gibi benim güvendiğim kafada 5 nolu safkanımız bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Yine tekrar edeyim. Bunu tek başına bırakırsanız kuponumuzun bedeli yarı yarıya düşüyor. 20 TL gibi bir fiyatla oynayabiliriz. Evet, 7. koşumuza geçelim. 7. koşumuza 5 safkan önereceğim sevgili dostlar. 5 safkanı da ayırmadan kuponumuza mutlaka yer verelim. Onlar kimler? 1 nolu safkanımız, 2, 6, 5 ve 8 nolu safkanları mutlaka ve mutlaka kuponumuza yer verelim. Evet, Urfa'da 8. koşumuzda banko adayımız olacak. O da kim? 9 nolu safkanımız. Yani ben buraya kazanmasını bekliyorum. Bize bir beyaz bayrak aynı yarışı izlettirebilir. Ama 6 biraz daha seri safkan.
çıkıp liderliği alacaktır. Geçen koşusunda da bunu yapmaya çalıştı ama maalesef olmadı. Şimdi mesafenin kısa oluşu değerlendirebilir. Ben 9 nolu safkanımızdan yana kullanacağım. Banko tercihim olacak. 6'yı da arkasına bağlayıp bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. 9 bankomuz, arkasına 6'yı da bağlayıp bir ikili deneyebiliriz. Evet, son koşumuz, 9. koşumuza geçelim. 9. koşumuz gerçekten sürprize açık bir koşu. Yani zor bir koşu. Yani ikinci altılı gayrımızın tevzini belirleyecek bir koşu olduğunu düşünüyorum. Burada ben çok safkana yer vereceğim. İki nolu safkanın başta olmak üzere 11, 3, 4, 5, 7, 8, 12 ve 16 nolu safkanlarımıza öncelik vermemiz doğru olacaktır. 16 nolu safkanımız yaklaşık bir seneden fazla koşmuyor. Çalışmalara baktım, gayet başarılı çalışmalarla bu koşu yazıyor. Mesafenin kısa oluşu yani burada bir sürpriz şansı doğuruyor ona sevgili dostlar. 16'yı da göz ardı etmeyelim. Sıralımızı tekrar edelim. 2 başlı olmak üzere 11, 3, 4, 5, 7, 8 ve 16 nolu safkanlar olacak. Şanlıurfa programında yer vereceğim. Safkanlar bunlar oldu sevgili dostlar. İnşallah faydalı bir program geçiririz. İzmir koşularımızı zaten yorumladık. Bir tane banko adayımız vardı. O da 3. koşuya tekabül eden koşuda. İnşallah o da bizi yanıltmaz. Geleceğini düşünüyorum. Yani sağlam bir banko olduğunu düşünüyorum sevgili dostlar. Şimdi ekürüsünle beraber koşmuyor. Tek başına bir beyaz bayrak aynı yarışı İzmir'de bizlere izlettirecektir. Herkese bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Urfa'da evet söyleyeceklerim bunlar. Tabii ki videomu bir beğenme tuşuna basmayı unutmazsınız. Ne kadar beğeni o kadar ön plana çıkıyoruz. Yorumda bırakabilirsiniz sevgili dostlar. Bakalım Urfa programı hoşuma da gitti sevgili dostlar. 2 at 2 at 3 at 4 at önerdik. 2. altılık ayarımızda 8. koşuda bankomuz var. İkili deneyeceğimiz safkan da var, altınoğlu safkanımız. O kafayı alacak, sürükleyecek ama 9'da bunu yalnız başına bırakmayacaktır. Düzlük yarışında 9'un galip geleceğini düşünüyorum. 6'yı da ikinciye bağlayıp bir ikili denedik. Evet, 2 at 2 at geçtiğim yerlerde de sevgili dostlar ikili de deneyebilirsiniz. Ben deneyeceğim. Kafada 8-5, yani 5 birazcık daha ön plana çıkıyor. Arkasına 8'i bağlayıp deneyebiliriz veya 8-5, 8-5 ile girebiliriz. İkinci ayakta 3-4, 4-3 yani öyle değerlendirebiliriz. Birinci altılık ayarımızın son ayağında 6. koşuda 1-2 dedik. 1-2 ile ayırmayarak burada da ikili deneyebiliriz. Çünkü Urfa'nın ikilileri gerçekten birinci ikilisi bile 10 ganyandan başlıyor sevgili dostlar. Normal ikili. Yani sıralı aldığımız zaman daha fazla ikrami elde etmiş oluyoruz. Yani bunları da değerlendirebilirsiniz. Kafada mesela 4 at 4 at verdiğim yerlerde zaten ben genelde birinci safkanları, iyi koşu koşmasını, kazanmasını beklediğim safkanları genelde ön planda veriyorum. Buralarda da yani 2 at bırakıp öbür tarafta 2 at bırakıp çiftlere deneyebiliriz. Ben genelde deniyorum bunları sevgili dostlar. Genelde de başarılı oluyoruz. Çiftelerde olsun, ikillerde olsun, sıralı ikillerde, normal ikillerde. İnşallah faydalı bir program geçirir sevgili dostlar Urfa programında. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bugün Urfa programımızı böyle yorumladık. Kusura bakmayın. Herkesten özür diliyorum. Allah'a ısmarladık. Şansınız daima yanınızda olsun. Hoşçakalın.